Başkanım. Sıçanın karına la! Bütün önlemleri kaldırın. Bir iki günlük güneşlik. Herkes sokağa çıksın. Telefon. Sıçarım bu insanlara. Sen başkanım. Kafayarak girdin programı. Bence can gidiyor ya. Programın seyri çok daha güzel olacak. Ne yapalım? Ne yapalım? Ve bre insandan insana bulaşır. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini yanarım. Karla, arkadaşlar karına koydu değil mi şeyin? Bu arada niye kendi sansürümü kendim yaptım? Karına koydu değil mi İstanbul'un? Burayı böyle şey yapar, çok ayıp ya. Falan yapar. Çok ayıp. Bizim kıtalığımızı kaçırıyorsun sonuçta. Evet yani hani halk dinlemiyor belki ama ben niye bu küfürü dinlemek zorunda? Ben senin lüzumsuz seksist karı gidip de bir karıya benzeten sırf kelime oyunu var ya yaptım. Böyle yani hakikaten. Bir şey duyacağım. Tamam. Sen neyse. O zaman bak birileri bu iş için otursun küfür yazsın abi. Ben küfür etmek istiyorum ve seksiz küfürlerimizi değiştirelim. Abi dış şey güç. Ben diyorum kendi kendime. Diyorum ki böyle işte ne bileyim dibine sıçtığımın insanı diyorum. Herkes böyle yadırgıyor. Evrensel değerlere ihtiyacımız var bu konuda. Ağzına sıçmak diye bir şey var. Ağzına hayra. Senin bacağına sıçayım de. Bacaklar çok kullanırdım. Aa, ama küçüktüm sever. O zaman. Dedeler bilmezdim. Sever. İyice sıçtı. Sıvam oyunları. Sıvam oyunları. Sıvam oyunları. Kemal Sunal'ın bir filmi vardır. Polizay diyebilir misin? Verdiğinde geçer. Lönem'de kalitedir. Can Türkdoğan da Polizay mıdır bundan sonra? Can Türkdoğan bir polizay. Oraya gidip kıyafet değiştirip. Kostüm değişikliği midir? Peki Can Türkdoğan sınavı. Evine kadar takip edeceğim ben. Gidip diğer Türklere polislik etsin diye özel olarak bir ekibi alacaklar, anladın mı? Böyle we are policing the ourselves kafası. Böyle mesela şeriat kuralları uygulayacak biraz Can. Hani ailesinden dayak yiyen kız gelecek diyecek ki sen ailenin yanına dön filan diyecek. Böyle bir polis olacak Almanya'da. Anladım. 2 seneye hapse girecek. Peki gittikten bir ay sonra bunca yıldır söylememize ve bizi dinlememesine rağmen gittikten tam bir ay sonra arkadaşlar ben saç ektirmeye karar verdim diyecek mi? Kesinlikle. Kesinlikle hayır. Diyecek. Demeyecek. Bir gün bir bakacağız internette filan. Böyle sırma saçlı bir çocuk. Her Türk Tolga'm diye böyle. Bir yerde resmi sırma saçlı. Tam zaten renkli gözlü ve evet arkadaşlar bu da gerçekten çok fazla seçeneklerimiz var falan diye böyle Cevdet YouTube var ya, kanalı. Şu Almancı taklidini her fırsatta yapmak için fırsat kullanmıyorsa. Bayılıyorum. Benim de adım Hikmet Efendi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak şöyle bir şey yok mu abi? Böyle mesela Almanya'ya, Amerika'ya falan gitmiş. Evet. Böyle 5 sene, 10 sene kalmış. Hemen lehçem kaydı benim falan diye böyle konuşan tipler biraz size uyuz gelmiyor mu? O abi, doğru mu acaba? Gelsin ya da gelmesin. Senin buna olan takıntın bu yani. Can gittikten sonra bu ülkenin en iyi Almanca taklidi yapan benim şeklinde bir tahta oturma çaban mı var? Sen genel olarak Can'ı kıskanıyor musun Cevdet? Sen Can'ın tahtına mı oturmak istiyorsun? Evet. Overacting'in üstadı mı olmak istiyorsun? Hayır, overacting bu arada Can gidince sana geçecek. Bana gelene kadar dur bakalım. Oo. Kaş göz oyunlarında sen ben Almanca taklidi konusunda biraz daha iyi benden. Hocam. Almanca senin daha iyi. Kaş gözü bıraktım ben. Bıraktın mı? 5 yıl önce bıraktım. Artık kaş göz oyunları yapmıyorum. Full düz oynuyorum. Yani, kaş göz oyunları normal şeye saygı olarak bıraktım. Geçen Flash TV gibi oynadım. Bak, Barış bayıldı oyuncu. Barış Bey beni yanlış anladınız. Ben kaş göz oyunlarını profesyonel oyunculuk hayatınızda yapıyorsunuz demek istemedim. Yapabiliyorsunuz ve güzel yapıyorsunuz anladınız. Komple bıraktım. Yapamıyorum artık. Nasıl komple bıraktınız mı? Bıraktım. Gitti. Elimden çünkü gitti. Yapmaya çalışınca ne oluyor? Olmuyor mu? Bak böyle oluyor. Allah Allah. Diyorum kaşlarım oynayamıyor. Peki o zaman. Bak. Aç gözünü. Bak. Sen o kadar dedin ki küfür yazsınlar filan. Sen o uyu da. Uyu. Uyuyorum ben. Gitarı araştırmıyorsun. Allah bir çaba sahibi. Evinde sana gelelim. Cevdet Bey bugünkü bilgi bu falan. Bak. Niye öyle olmuyor? Yıllarca Tenten diye bir çizgi roman var. Aa, bayılıyorum. Tenten'de Kaptana Dokun meşhur çocuklara özel küfürleri var. Hemen bayılıyorum. Örnek buldum, araştırdım bak. Ben senin gibi evde oturup gel ağzıma piş, armut piş. Ağzıma düş. Falan yapmıyorum. Bir ara sana da atasözlerini ben diyorum ki sıcak şarap için hazırlarım meyveleri. Yani meyve pişiyor yani armut falan. Onu oradan bağlamaya çalıştım. Çok iyi bağladın. Bir de şakasını mevsiminde yapıyor. Susu var. İdam kaçkını. Hadi lan. Halı tüccarı. Hadi be pis herif turta kalıbı. İşte ne bileyim. Turta kalıbı. İnsan yiyen. Oha. Ölü gömücü. Falan böyle. Abi ölü gömücüyü insan yeni anladım. Halı tüccarı dersen.
Bu sefer... Abi yazık yazık değil mi? Karput karput diye Arif karakterinden Cem Yılmaz'ın karakterinden. Oryantalizmi çözdü işin içindeki ya. Evet hani abi. Avrupalı ilgilen... anladın mı? Adam gitmiş. Halı tüccar. Çünkü gelmiş buraya adama yıldır yıldır. Buna da bakın isterseniz. Bakın dönüyor diye adama rutubet bak, kokan halıları bak, bir bir açmışlar önüne. Cevdet bak adama sadece, nefret etmiş. Sadece overacting. Sadece halı tüccara falan demekle olmuyor. Araya bir de hani derin anlam alt. Ama ne mezunu? Ne mezunu? Antropoloji. İşte. Kim antropoloji? Sen mi? Antropoloji deyince bu Ömercan'ın her fırsatta bizim bölümde antropolojinin saha çalışması öğreni. Oğlum ben halk anlasın diye anlatıyorum Allah Allah. Kültürel hayır abi sosyoloji, antropoloji, sen, edebiyat, bak, medya. Bak çok övdüm. Hepsinin bir arada olduğu interdisipliner bir bölüm. Peki isteyen halk diyen anlamaz. İstediği yöne çekiyor bak saydın. 5 tane şey saydın bir tanesine gitmemişsin. Nasıl? Edebiyat desen yok. Ama antropoloji desen yok. Barzizm mi saysan tamam diyeceğim. Barzizm desen tamam. Ne kadar film izlemeli ders varsa onları seçtik. Kolay olsun diye. Ulan var ya. Full. Ömercan neydin antropoloji? Çok kötü filmler izledik. Hocam anlat Ömercan şeyleri. Beni sinirlendirmeyin. Tur takalım. Anlatayım. İnsanın antropolojik tarihini. Şöyle ki eskiden arkadaşlar piramitleri uzaylılar yaptı. Bu bilinen bir gerçek. Tabii abi ne gidiyorsun? Nasıl yapacaklar ki? Onun bir oyunu. Efendim. Ben şey yapıyorum sana. Bu karı da İstanbul Havalimanı'nı rezil etmek için Amerika bir tuşa bastı, bir düğmeye bastı. Ve kesinlikle harp şeyiyle. Hayır lütfen doğru söyle. Harp mı? Hocam bir kere bak. Namussuzluğun diz boyu olduğunu şuradan anlıyorsun. Gerçekten adamlar bir araya gelmişler ve ne diyorlar? Otel istiyoruz. Baba ne yapacaksınız otelde? Hemen geldiniz. Otel istiyoruz. Otele gideceğiz. Avrupa abi işte. Tabii bak bizim vatandaşımız ne güzel. Verilen kartona çıtı çıkmadı. Yattı havalimanında. Bütün o... Herkesin gözlerinin döndüğü yerlere yattı. Olacak o kadar anı geldi. Bir dakika. Yahu bu karton evdeki yataktan daha rahat. Oh! Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Devamında da şu. Bir dakika. Hadi koşup suya girelim. Bir şey daha dağıtıyorlar. Sonra geliyorsun o sırada orada tekçil siper böyle yapıyor. Buyurun size patpatlı poşet veriyorum. Sıkıldıkça patlatıp oynayın. Bence Levent Kırca var orada. Böyle alın lan yapıyor. Alın böyle o kısa boylu şey. Şey adam var ben alamadım diyor. Sen sus ona vuruyor falan. Böyle pat yapıyor. Bunun kendi efekti mi? Pişt. Sinan Benger onları patlatırken oh ne iyi geldi. Beklerken iyi gidiyor filan. Şu ufak tefek kısa boylu çelimsiz abimizin ismi neydi? Keloğlan. Tabii. Onu bilmez. Ben yandan yapıştım. Onun adını bilmiyorum. Bilmez. O da rahmetli mi? Öldü. Yaşlıca'ydı o. En önemli karakterlerdi. Adam da geçenlerde öldü. Tabii. Aa o çok iyi. Ben onu çok severdim ya. Müthişti. diye konuşan. Evet. Herkes ölüyor. Onların seçilip böyle olduğunu her zaman unutmayacaksın. Kesin öyle bir adam. Hepsi gitti. Bir Sinan Bey geldi. Saygılar kuşağında da tabii ki Fatma Giri'yi kaybettik. Evet gerçekten. Bir şey değil mi? Arkasından çok güzel şeyler söylendi ya. Bu müthiş bir şey değil mi? Sizin böyle bir kaygınız var mı? Arkamda güzel şeyler. Benim var. Benim şu anda bile söylüyorlar. Yolda yürüyorum. Of göte bak. Güzel. Sen ne terbiyesiz bir adam çıktın. Bu programda kaçtı içine ya. Ya programda kaçtı. Küfürle açtı. Ben bak insanlara öneriyorum. Sağda solda fizyoterapistim var. Bugün işte benim kız gelememiş. Başka bir fizyoterapist çalıştırdı. Onunla konuşuyorum. İşte Dediler Sofrası diye kanalımız var. Kız bir açacak senin. Kardeş. Koydu diye programın açılışını görüp rezil ben oldum. Ben istiyorum ki buna katlanamayan en baştan bıraksın bu programı. Can bugüne bugün fizyoterapistine karşı çekingen olan insan iki arpa boyu yol alamamış insan. Güzel. Tamam sözünü ben kestim ben toparlayayım. Doğru söylüyorsun arkandan insanların güzel konuşması yani öldükten sonra güzel konuşması iyi bir şey. Ve birçoğu da buna oynamıyormuş gibi peki davranmıyor mu şu anda? Nasıl yani birçoğu? Yani böyle... Yani gene lafı bir şeye getirecek. Hayır. Mesela hapishane değil. Şunu demek istiyorum. Yani yurt dışına çıkış yasağı getirsinler. Hacana da gör. Şimdi arkamdan güzel konuşsun. Biraz şuna döndü. Arkamdan herkes güzel konuşmasına gerek yok. Şu kitle güzel konuşsun yetere döndü. Kötü konuşan olmuştur Fatma Giri'nin ardından da. Mutlaka ama yani hani bunu... Şişli Belediyesi'nde mağdur ettiği bir vatandaş dahi mi yok? Bence yok. Bence söz çok Fato'da. Söz Fato'da. Söz Fato'da bir başarıdır. Şişli Belediye Başkanlığı başka bir başarıdır. Yeşilçam döneminde yaptığı filmler ayrıdır.
90'lardaki kötü dizilerin içindeki iyi oyuncu olmak ayrı başarı. Abi ama yani bir şey söyleyeceğim. Bir insan 4-4'lük bir şey sergilemiş olamaz hayatı boyunca. Yani bir de koruyucu bir aile olmuş. 12 yaşındayken bir kızı almış yanına. Bir gün sokakta yürürken birisi yanaşmıştır, bir şey diyecektir filan. Yanlış anlamıştır mesela kadın. Başından salmıştır. Güzel. Ulan Fatma Gül'e böyle bir tane kötü anısı var. Fatma Gül'e sükürmüştür ona bir tane. Bilmediğim bir şey var. İyi insan olmanın bir kötü toleransı var. Mesela %10 kötü olabiliyorsun. Ha tabii tabii. %10. Ben bunu bilmiyordum bak. Ben yani ya %100 bembeyaz insan olacaksın. Öyle değil. Ya da aslında zaten ya, bu yalan herkes adi bir oçe. Kötü insanın da %10 iyilik payı ben var. Ben senin anlayacağın taraftan anlatayım. Anlayayım. Darth Vader %90 kötü. Yoda %10 kötü hocam. Yani Yoda iyi bir insan. Herkes sen benim ciddiğime taşak mı geçiyorsun biraz? İntikamlı. Ben de seni anlayacağın gibi anlatayım. Bu ne mağara adam mı? Mağara adam çocuk işte. Ne bu mağara adam? Aklı kıt diyelim. Daha bunu anlamadı. Şimdi ben nasıl anlatayım? Vallahi işte. Bunu Cevdet ne anlatmak istedi? Bilen varsa yorumlara yazsın. Ya. Bir daha alabilir miyiz yoksa replay'e batırıyor olmalı? Tabii alabilirsiniz. Kar yağdı, canavarlar köye indi. Ne bu? Bilemem. Hangi siyasi gönderme bakalım. Hangi siyasi gönderme falan sakın. Hocam kaç havalimanı var İstanbul'da? 15. 4. Nedir? Garip. Garip bir Atatürk farklı. Havalimanı var. Evet. İstanbul Havalimanı var. Sadece bakanları ne biliyor oraya. Bir de Gazanfer Ahmet Çelebi neydi? Gazanfer Ahmet Çelebi. Aa doğru kokar. Sadece festival alanı. Ne yapayım? Rock'n'Coke yapılıyor. Rock'n'Coke'a kişisel uçağınla gelmek istersen diye. Ama Rock'n'Coke böyle solcuya parasız pulsuz bir şey değil mi? Ha Barış'a rock. Hepsinin kendi özelliği var. Rock'n'Coke aşırı zengin. Biri festival yapılıyor orada çok geniş alan. Evet. Biri kar yağınca duruyor. Birini işte böyle özel durumlarda kullanabiliyorsun. Hobi olarak. Biri hep çalışıyor. Sabiha helal olsun yani. Evet Sabiha gerçekten. Sabiha kadar kuvvetlisi yok ya. Evet. Biliyorsunuz belediye başkanları falan bazen işte yemek yiyebilirler. Bu gene gündem oldu. Çünkü adam şeyin ortasında balıkçıya gitmiş. Olacak iş değil. Bütün göller, denizler donmuşken nasıl balık yiyor? Özel muamele diye buna derler. Bence falsosu var biraz. Yani yok. Açıdan var. Yani o niye yani o ortaya çıktıktan sonra yok katiyen yemedi bilmem ne bir sürü şey işte arattılar şeye. Bugün restoranımızı erken kapattık gelmedi. Meğer gitmiş. Sonuçta adam çok güzel çalıştığı için nereden karalayabiliriz diye böyle yanıp tutuşan bir kitle var ya. Karalayamayacaklar. Bu kadar basit yani. Hayır, bir de ben şeyi hiç anlamıyorum. Yani arada bir yerde yemek yenmiş. Yani yenmeyecek mi? Ben hiç anlamadım. Bundaki skandalı ben hiç anlamadım. Ya bak burada şu şöyle bir şey var. Yani sen eğer bütün işini gücünü bırakıp işte ne bileyim ben ki tatil Kars'a gidip orada mı yemek yemiş adam? Benim bugün canım işte Kars nesi meşhursa ondan çekti mi demiş. Kars gravyeri yemeye git. Kars kaşarı meşhurdur. Kars kaşarı. Ya ne kadar ayıp bugün hep pot kırıyorsun ya. Ya Allah Allah. Allah Allah. Kars'ın kaşarı meşhur abi gideceksin falan. Hayvana bak. Gideceksin ha. Bir şey söyleyeceğim. Resmen adım çıkmış. Normal kaşardan bile bahsedemiyorum. Kaşar uslusu çömer. Kaşarı bol olsun. Falan. Sen normalde diyelim ki bir belediye başkanı olarak tatile gidebilir misin? Gidebilirsin. Yemek yiyebilir misin? Yersin. Ama bunları yaparken eğer... Yiyebilir misin? Yersin. Tabii yemeğe gidebilirsin yani. Bunları yaparken eğer işte senin planlamadığın doğaüstü olaylar olursa işte bir deprem olabilir, kar yağışı olabilir falan. O zaman sen kötü bir belediye başkanısın. What? Yani algı bu. Algıyı anlatıyorsun. Algıyı anlatıyorum. Çünkü yani bunu hesaplayamazsın. Yoksa siyasal bilimler mezunusun diye bunları orada öğretiyorlar. Tabii burada bana ilk ders böyle. Erez yok. Kar, fırtına, bu sırada balıkçıya gidilmez. Bir kere zaten balıkçı en başta yasak abi ya. Siyaset biliminde şeyi öğretiyorlar. Yani belediye yer mi olur? Allah kahretsin böyleydi. O yüzden buraya abi asla. Bu kadar bu programın kalitesinin bugüne senin, bu kadar düşmesine... Senin fizik tedavici var ya diyecek ki bu çocuk sakat kalsın ya. Bu çocuk benim böyle haftaya böyle kırt yapacak seni. Can. İyileştirmiyorum lan bu çocuğu. Vatana millete sağlık. Can Bey bugün hareket olarak şu camı açtım. Oradan aşağı doğru bir bakın siz. Oba. Hadi aşağı belediye diye ha falan bir de böyle. Bir dakika ya biz çok savunduk bir anda. Saldıralım biraz. Karşı görüşten olan Can Türkdoğan'ın şey yaptık.
asimile etti gibi hissettim. Tabii abi ben azınlık kaldım burada. Halbuki devletimiz kaldım. Öyle mi? Bak havalimanı ne kadar güzel. TEM, Kuzey Marmara Otoyolu çok güzel bir şekilde açık kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada şeyim yani benim burada kızdığım nokta tam olarak buradan siyasetin yürümesi konusu. Tabii. Yoksa yani çok harika çalışmış, her şey mükemmel olmuş da demiyorum yani. Gayet her yer felç oldu. Abi yani şey çok o garip. Başka bir konu yani. Ben eleştiremeyecek miyim kardeşim? Şey çok her yerin felç şey olmasını önüne alamıyorsun ama. Önemli olan bak mesela şu. Marmara çalışıyor mu? Metrobüs çalışıyor mu? İşte siz çıkmayın arabanızda diye uyarmasına rağmen çıkıp kütür kütür yolda kalıyorsunuz. Bir de kimse de kar lastiği yok abi. Herkes kar lastiği cangır yok. Cangır benim tanıdığım birisi var. Çok uzak bir yerde oturuyor böyle. Şey bir yer yani. Ebemköy. Ebemköy diyelim. O mesela yolda kaldı arabasıyla. İşinden dönerken kaldı ama o zaman belki de işe gitmeyecektim. Bu bir de yani üst düzey bir patrondu. Gitmese de olurdu. O artık biraz yani kendi yolda kalması. Hocam story evet. Koymuş perişanım. Şimdi doğru söylüyorsun da bu herhangi bir şekilde yani her belediye başkanının başına gelebilecek hadiseler. Ama şöyle yapabiliyor. Yapabileceği kadar. Yani şöyle yapıyor bak. İmamoğlu şunu yapıyor. Ya Girit hizmesi tamam mı? Bak Muammara bak. Şuraya bir levre. Başkanım kar yağıyor başkanım. Sıçarım karına la. Bütün önlemleri kaldırın. Deyin ki günlük güneşlik. Herkes sokağa çıksın. Telefonsuz. Sıçarım bu insanlara. Başkanım. Bir de böyle levreye kızartma tamam mı? Başkanım hani her şey çok güzel olacaktı. Oldu oldu oğlum. Biz işte şey olduk. Oldu oldu. Muammara çok güzel olmuş. Allah Allah. Sizi şikayet edeceğim. Asıl belediyemiz yine süper çalıştı. Ne yaptı belediyemiz gene? Gece 1. Karda yürüyüşümü yapmışım, kar topu oynamışım, gol boyumu, şakamı yapmışım, dönmüşüm eve. Bir de şöyle bir ses geldi. Gülür diye bir ses geldi, tamam mı? Hayırdır inşallah. Yandaki binanın otoparkında herhalde bir arabaya çıkmaya çalıştı, başka arabaya çarptı. Bir perde açıldı, perdeyi bir açtım, arabamın üstünde devasa bir ağaç. Böyle 10 dakika baktım, nasıl olabilir böyle bir şey diye. Ondan sonra... Rüzgar mı Barış ya? Şimdi karda ağaçların üstüne kar yağıyor, ağırlık oluyor ve... Ağaçlar ama devresi varmış demek. Yani tabii zaten şey bir ağaç. Sen neyse, iki hafta pardon. Bunun üstüne ne yapacağız pardon, ya şimdi filan dedim. Yöneticiye mesaj attım falan filan. Adam da uyuyor yani filan. Kız arkadaşım dedi ki dur dedi Google'a yazalım. Bir dakika. Ağaç düşerse ne yapayım? Saçmalama böyle şeyle yazılır. Barış bir dakika ya. Sen kendi kişisel işin. Apartman yöneticisini gecenin birinde rahatsız etmeye utanmıyor musun? Oğlum apartmanın ağacı çöküyorsa. Apartmanın ağacı. Hiçbir ağaçtan sorumlu değilimdir. Buraya bunu kaç kere daha söyle yani yazıyorum. Kapı çaldı. Arabanıza düşecek şeyler. Beni geldirmez. Apartman sevgili kardelen apartmanı bak. Bu çocuktan örnek alıp şey yapmayın. Umurumda bile değil. Ağaç bizim şeyimizde yok. Beni sinirlendirme Kerem Bey ararım şimdi sizi konuştururum. Ben bu arada bir şey oldu mu sık pistini Ömercan'ı da arayacağım. Yöneticime işim düştüğünde Ömercan'ı da arayıp bilgi vereceğim. Neyse hocam. Yazdık Google'dan. İtfaiye aranır diyor. Ulan hadi bir itfaiyeyi arayayım. Baktık Kadıköy itfaiyesi falan. Barış bir şey soracağım. Nasıl bir cevap bekliyordun abi Google'da? Yani bilmem ne ya, solüsyonu hazırlayayım ağaç erisin falan. Hayır, bu yazılmaz bence diye düşünüyordum ben. Bu yazılmamalı ve bununla ilgili bir cevap da yoktur zaten. Dedi ki kız arkadaşım hayır dedi ya her şey yazılıyor bu hayatta. Her şeyle ilgili şeyler oluyor. Anladım. Neyse abi itfaiye aradım. Aşırı jön bir ses çıktı. Buyurun yardımcı olalım. Nedir durum? Şöyle mi oldu? Böyle peki dedi. Siz dışarı çıkın. Birazdan arkadaşlar gelecek dedi. 4 ya da 5 dakika. Montumu giyip bir sohbet çıktığım anda abi inanılmaz filmlerdeki gibi. İtfaiye aracı mı geldi büyük? Devasa itfaiye aracı geldi. Kapılar açıldı. Ghostbusters tarzı. İçinden böyle adamlar kadınlar böyle full teçhizat indi ve arabanın yan tarafında böyle ştak diye ışıklar yandı. Bütün apartman aydınlandı filan. Merhabalar Barış Bey. Ne yapıyoruz? Diye geldiler böyle. Tek parmağıyla kaldırdı. Ondan sonra yolunu da çıkardılar. Fotoğraflar, videolarını çektiler falan. Düşmemiş bir şey. Çünkü raporu onlar yazıyormuş kaskoya sonra vermek için. Sonra dediler ki Barış Bey şimdi ağacı üstünden alacağız. Hasar tespitini yapalım. Ştak diye 1000 kişi aldılar. Kadın geldi telefon numaramı yazdı bilmem ne yaptı. Adam geldi bilmem ne. Bir tek aynam kırıldı bu arada. Çok ucuz kurtardım. Ayna da çok pahalı olduğu için kargoyu bol şeyimi kaskoyu bozmayayım diye. Vidalattırdım alttan. Ucuz tamir yaptırdım. Haberi olacak. Kurtardım. Burada söyledin hıyar gibi. Atladım. Yok yok. Kasko ya para ödetmeyeceğiz. Biliyor musun? Ne yapacak? Kasko gelip de böyle vida takılmış. Hangi sigorta? Allianz.
bitirin. Araba patlıyor orada yerde. Olur olur yani. Kasko abi bu. Kasko dur. Yani şaka olmaz kasko demek. Türkiye'nin en ciddi çalışan, en hani gözü kan bürümüş kurumu. Aman arkadaşlar. Ah, motor kullanırken abi kaskolarınızı takmayı unutmayın. Bu arada helal olsun bana. Bu arada ya en sevdiğim kaskom Almanya'ya gidiyor. Ha? Kaskom? Hadi sen de bir şey uydur. Ben şeyi kaçırdım. Ne uyduruyorsun? Oh kasko kasko it's a wild world. Manasız. Ben niye bunu kaçırdım ya? Bu benim şeyim. Yaşlanıyorsun Cevdet. Artık eski çevikliğim kalmadı. Yani itfaiyemiz çok iyi çalışıyor. Senin niye arabana ağaç düşüyor biliyor musun? Çünkü geçen hafta Sezen Aksu'yu savunduğun için. Neden? Bütün günahkarların evine üstüne kar yağdı. Resmen. Kar yağdı. Resmen. Kar yağdı. Ömercan şu anda aramızda aşırı pisicik bir şey oldu ve aynı şeye bağlamaya çalışırken kaskoyu kaçırdım. Ya. Ama o, çok ama aranızdaki fark şu. Ömercan hem kaskoyu kaçırmaz hem bağlar. Sen ibişinde havalara bakarsın. Havalara bak. 3 saniye hayatıma mal oldu. 3 saniye mal oldu. Bunu, bunu kim demiş hocam? Bir tane adam. Ateist bir arkadaşımız. Demiş ki Sezen Aksu'ya laf ettiniz. Şey pardon, Sezen Aksu'yu destek oldu, savundunuz. O yüzden kar yağdı bir adam. Vay be. Ama bütün şeyler bu yüzden olmuyor mu zaten doğal afetler? Yani mutlaka bir dinsizlik, bir mansızlık. Bir yemiş olduk. Kar doğal, şey, kar doğal afet değil ki. Önlemsizlik yani. Peki peki bir şey soracağım. Sırf destek olsun diye Sezen Aksu'yu şeyden açıp bütün şarkılarını dinledin mi? Abi. Sadece sen bir kumsala tek bir kum tanesi atmadın bir destek evet olduğunu düşünen bir insansın. Hatta şöyle söyleyeyim. Sezen Aksu'nun şarkılarını dinledikten sonra dedim ki dur dedim bir tur da Athena yapayım. Kova dökmüyorsun diye. Athena. Athena yapayım. Athena'nın şarkılarını dinleyeyim. Athena'nın niye desteğe ihtiyacı var ya? Abi, Athena Gökhan hiçbir zaman sözünü sakınmayan ama çok milletperver, cumhuriyetini, değerlerini seven. Öyle mi ya? Biraz alo, dans programında ben Athena Gökhan. Neler oluyor? Bu yatan para nereden geliyor? Efendim Barış Kaynoğlu bütün şarkılarını yani bir kere dinledi. İnanamıyorum. Tarafından bir şey var. Yükseliş var efendim. Oha bu falan. Hadi o zaman sıkı 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 sıkı. Bilmem Gökhan taklit nasıl yapılır ha? Öyle bir şey işte. Çıkı 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 çıkı. Alo. Sağır mı olmuş? Aa, o kadar çok Sezen Aksu dinletmeseydiniz keşke. Çağımızı artık en üstten itibaren yakalama kararı alındı. Biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Metaverse'le ilgili çalıştaya talimat vermiş. Ne demek ki bu? Evet, bunu sorgulayalım. Ne demek Metaverse ki bu? Üzerinden satılan arsalardan gerekli vergiler alınacaktır. Bu şey Mr. State Garden şey gibi oldu. Ha evet. Evet daha çok. Ne diyorsunuz ya, bambaşka bir dille konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum dediklerinizden. State Garden. Ne o? Ha şimdi anladım. Ne 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 ne. Ama State Garden'lı falan. State with Garden. O iki taraf yapması gerekiyordu Barış. Üç tarafa yaptığı üç için. Yaptığı için. Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Nedir? Bu bölüm en kötü bölümlerimizden birisi. Ama bir önceki bölüm çok iyiydi. Az önce Hilal'i esnerken gördüm. Hayda. Bir dakika bir dakika. Nasıl gördün? Yani? Şöyle mi gördün? Aynen. Bu yoksa böyle mi gördün? Öyle gördüm. Öyle gördüm. Şey böyle şeyler yapıyordum. Şaka maka bir önceki bölüm bayağı star bir bölüm. Ömercan gülmekten öldürüyor. Vallahi mı? Biz Zeynep'le beraber izledik. Zeynep yerlerde yuvarlandı. Ayrıca Hidal'in yaptığı kurgu numaraları çok iyi. Demek ki bu hafta geek yapardı. Fazla video işi yokmuş. Hidal'in çok güzel boşlamalı. Süper bölümdü. Ve zaten ekmeğini de yedik. Yedik. Ne oldu? Oo, ben zengin oldum. 27 bin izlendi. Ferrari aldı. Helal olsun be. Eski günlerimize geri getirdi gönderdiniz. Aynen. Yeni Allah aldım. Sizden razı olsun. Ulan bu programları izlediğiniz dolar için. Dolar aldım. Bitcoin siz olmasaydınız aldım. Biz ne yapardık? Zengin olduk hepimiz bu ay. Hafta. Ama coin camiası kan ağlıyor biliyor musun? Neden? İnanılmaz düşün. Abi. Oğlum coin camiası çünkü tabii ki kan ağlar. Daha böyle başlarına çoban getirdikçe yapalım. Arada bir dilimiz sürçer ise affolar. Espri yapacak. Gerçekten. Ama hiçbir zaman kimseye fırsat vermiyor ki. Puş. Biz de iki şaka yapalım istiyoruz. Her daim önüne ket böyle keti vuruyor. Ama gaza getirdi. Yok Ömercan kırmış geçirmiş geçen hafta filan. Sen geçen hafta geçirmiş kırmış geçirmişsin.
benim burada kırıp geçirebileceğim 2 haftam var. Onda da gözlere yaş getirdim. Ben, yaş. Ben mi kovuyorum seni ülkeden? Allah Allah. Ben ne yaparım? Sen ki? Kendin gidiyorsun. Hiç üzülmüyoruz Allah o yüzden. Yani üzülüyoruz tabii de o anlamda değil. Vay bir de be, Barış da beni düşünür. Işte. Bak burada naif naif güzel güzel cümlelerimizi kurmaya çalışıyoruz. Ömercan zaten. Dur ben konuşacağım. O da onun sesini çıkarmak için böyle yapıyor. Gücünü kullanıyor. Biz arada böyle masum. Kim yapıyor bunu? Kim masum sen ya? Sen sosu eline aldın mı maşallah kendin. Ayağım en masumu oymuş. Sen başka koyarak girdin programı. Kavga çıktı bugün tatlar kaçtı. Bir şey söyleyeceğim. Bence Can gidiyor ya. Programın seyri çok daha güzel olacak. Dinamiği, temposu, arada böyle sesini İnşallah öyle olur. Ne yapıyorsun? Bak ben mısınız abi? Ben belki söyleyeyim. Sorun benmişim yani. Sorun Can'dı zaten. O kesin de Ömercan'ı ortaya tutuyoruz. Biz karşıda Ömercan buradan 3 kişi limitsiz anlatıyor ön kameraya. Arada da yorulduğunda su iç, çay içeceği zamanı da böyle. Cedet bununla ilgili senin düşüncen ne diyor? Sen Bir dakika diyorum ben sonra kesiyorum ya. Bir dakika diyor. Anlatıyor. Barış bir şaka yap yumuşat piyasaları diyor. Bana dönüyor. Ben yapıyorum. Bir dakika diyorum gene kesiyorum diyor. Ben böyle bir devam adi o şeyim aynen. O Mehmet Barlas oluyor ben Emre Kongar oluyorum. şey yapalım hatta ben melek sen şeytan kostümü giyelim Ömercan'ın iki yanında. Oo, çok iyi. Konsepte bak. Konsepte bak. Çok güzel program. Müthiş. Milyon izlenirsiniz. Türkiye YouTube'unda görülmemiş, duyulmamış cin çarpması koyun programın adında. Ne alakası bütün var? Bütün mesele cin çarpması mı? Güzel fikir. Cin çarpması bu üç harfli doğaüstü yaratıkların sana gelip bir tane koyması veya işte elektrik vermesi veya genel olarak işte seni düşkün hale getirmesi mi demek? Yoksa cin isimli alkol içip. Tabii deli gibi cin içiyorsunuz. Deli gibi bir filter sponsor oluyor. Deli gibi limitsiz. Pink. Pink'inden mi içiyorsun? Pink'inden içiyorsun. Ya da şey mi oluyor mesela? Hani çok iyi matematikte özellikle çarpmada uzmanlaşmış bir cinin tarifi mi mesela? Cin matematik mi peki? Matematik mi? Matematik. Ben küçükken matematik derdim de. Sen hepimiz küçükken. Şimdi çoluk çocuğa öğretmensin be. Biraz doğrusunu bil bunları ne kadar. Mate. Çoluk çocuk evet arkadaşlar bugün matematik dersi nasıldı diyorsun sonra. Duydunuz mu ne dedi? Hem de tiyatro oyuncu bir hoca. Demek ki doğrusu matematik sonra matematik hocasına gidip. Öğretmen misin matematik mi yapıyorsun? Matematik evladım. Ne matematik? falan filan tarzı. Çocuklar büyümesine sebep oluyorsun. Özel okul değil mi oğlum orası? Evet. Biraz şımarıktır muhakkak. bir tane vardır öyle bir. Ayağsız. Bir tane. Oysa gidiyor bir şey mi oldu ya? Bir tane ayağsız çocuk yok mu? Bak vardır. Vardır abi ayağsız. O kadar. Binlerce çocuk vardır. Onu bir liste düşünüyor şimdi. Onu bir liste böyle mi acaba? Hocam la 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 falan da böyle adamın bir. İş yapıyorsun oğlum ben de böyleydim filan. Barış çünkü mi yazılır çünkü mi yazılır? Dedeler çünkü yazar. Mesela atmayacağım yazma, atmayacağım yazar dediler. Çünkü yazar, atmayın. Onlar o zaman TDK farklıydı mevzular. Peki falan hayır, mı? Hayır, tam tersi. Konuşma diliyle Türkçe'de aslında yazıldığı gibi okuma farklı. Çünkü peki, yazılır, ben bunu çünkü. Mesela bak lisede kafam, ben başkan adayıydım. Çünkü. Bir şey yazmıştım işte. Hep başına çünkü'ler vardı tamam mı? Ve ben çünkü dediğim için telaffuz olarak. Çünkü de ya çünkü. Çünkü denir. Çünkü hayır, ne ya? Doğru telaffuz. Hani şey. Bu da tam arkası. Sen yaşıyor mi? Ömercan değil mi? Öyle değil mi demezsin. Öyle değil mi? Dersin ya. Çünkü. Abi pisik. Ama değil mi diye yazdın. Kendin yazdın kendin oynadın ha şu an resmen. Hocam siz Cevdet Canver yazdı. Arkadaşlar. Getirin. Tiyatro ve drama hocaların hocası siz Cevdet Canver. Tiyatro eğitimi almadığınız için pek bilmiyorsunuzdur işte diksiyon vesaire falan. Hayat bunlar böyle okunur. Çünkü Cevdet senin gibi nezaket eğitimi almadı. Mesela o çorbayı da şöyle. Hocam diksiyon eğitimi almamışsınız işte seni, ya. Seni Allah tiyatro Allah. Eğitiminden atmadılar mı? What? Bitiremedin. Biraz öğrenmişsin. Böyle attılar değil mi? Çünkü'dir o. Çünkü'dir. Falan diye. Kurtulun şundan yeter. Atmayacağım diye yazılı. Atmayacağım. Barış diksiyon evet. Dersi almıştır ya. Almıştır ve hak veriyor. Buna rağmen şakalarınızı şey yapmıyordur. Ben de aldım. Ben eskiden normalde böyle konuşurdum canım. Merdik böyle konuşurdum. VB'nin açılımı ne? Ve benzeri mi? Ve başkaları mı? Ve benzerleri. Abi veba aslında o. Vakti zamanında Black Plague diye adlandırdığımız veba salgı geldiği zaman insanlara fareler VB olmuş. Ondan dolayı onu VB şeklinde yazarlar. Hayır şöyle. Bu bir çeviri hatası. Diyor ki işte şeyler veba nasıl bulaşır? Fare, böcek, VB yazmışlar. Ha bu VB veba demek falan düşünmüş. Böyle bir hikaye. Ya da
Ya da şöyle demek istedim. İşe versen. O zamanlar tabii ki daha gayrimüslimlerimiz tabii. Bol bu toplumumuzda bu veba salgınları olduğu zaman. O VB yazdıklarında ve bre insandan insana bulaşır. Orada ve bre demektir VB. Güzel. Nasılsın canım? Nasılsın canım ve bre insandan insana. Diksiyon dersi aldığın için o zamanlar daha iyi bilirim. Can diksiyon dersini yani bütün abuk subuk diksiyonları öğrenme diye bir diksiyon dersi almış Can. Oha çok mantıklı. Abi çok iyi lehçe öğretseler. Mesela sizce. Mesela böyle diyorsun. Ben İstanbullulara veriyorlar değil mi? İstanbul geliyor böyle. Yaparım değil. Yaparık. Yaparık. He var orada. Yumuşak ya. Ankara değil mi? Çok güzel oluyor. Hocam buna şive gitmez. Koçu deniyor. Setlerde dizilerde oluyor. Mesela gidiyorsun. Karadeniz dizisinde oynuyorsun. Ondan sonra orada şey oluyor. İşte atıyorum Ege dizisinde oynuyorsun. Şive koç oluyor. Geliyor seni çalıştırıyor. Aklıma kim geldi biliyorsun değil mi? Metin Akpınar. Evet abi. Karadeniz'de 18 tane farklı şive vardı. Size Rize Pazar şivesi mi yapayım yoksa of bilmem ne mi yapayım? Ama öyle kötü yapma. Peki bir şey soracağım. Metin Akpınar. Oraya koldan ilerleyen deniz anası mı? Evet, şimdi böyle zaman ilerledikçe mesela işte globalleşme yaşandıkça kültürler... İşte bir takım yerel özellikler, biyolojik özellikler dahi birbirine karışıp bütünleşiyor olup falan. Mesela bunu atıyorum 300 yıl sonra diyelim. Tüm insanoğlu tek bir ırka dönüşmüş. Tüm insanoğlu tek bir dil konuşuyor falan gibi bir şey olabilir. Tasker Raider. Diyor herkes. Tüm insanoğlu tek bir ırka dönüşmüş. Benim aklıma geliyor. Ama bir takım ufak tefek kültürel şeyler de yaşatılabilir. Mesela geleceğin Karadenizlisi şöyle mi konuşacak? Haçan, vallahi ben de bilmiyorum falan mesela. Tabii. Her şey kötü. Yani konuşmayacak. Ya da konuşacak. Bütün dünya aynı dili konuşacaksa. Haçan, I really know. Hatta öyle doğru söylüyorsun. Ya da şöyle belli etmek isteyenler aslında şöyle yapıyor. Evet şirketimizin bu yılki karı %18 olmasına rağmen yine de işler iyi. Uy. Ha, patron Karadeniz. Ya odasında işte... ne var? Şey resmi. Ayder yaylası. Nasıl başka? Bu seneki girişimlerimizden %34 bir verim sağladığımızı düşünüyoruz. Lö. Urfalı. Urfalı. Lö. Tabii lö kendi arkadaş arasında lö diyorsun. Kibar mesela misafir geldi. Buyur li diyorsun. Kibar lönün kibarcısı. Barbizmin kibarcısı. Barbizmin kibarcısı filan. Şu an Urfalılar gelip seni şişe geçirecekler. Löli löli löli. Kibar olduğu için başta löli 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 ambulans. Ben İngilizce konuşurken bir yandan mesela Urfalı şivesiyle konuşma ya da işte daha Doğu şivesiyle konuşma. Kemerim sıkıldı. Dur Trakya'yı nasıl ekleriz karizmatik konuşmanın sonuna? Hadi sen yap. Şirketimiz %500 büyüdü. Kapçıkas. Ne diyecekler? Hadi canım bir tane sen patlat. Şirketimiz son 50 yılda %20 büyüyüp duru. Büyüyüp duru. İnsan kaynaklarına alınacak elemanları seçerken çok titiz davrandık boyoz. Ya yazık ya. İzmir hiç minnoş. Hanımefendi. Buradaki temizliği yaparken kullanmanız gereken tek bir madde var. O da şu. Klorak. Ama sen... sadece beliz mesleğik. Yok bu olmaz. Hayır seninki evet. Böyle zaten klorak. Bu zaten var. Bu olabilir yani. Evet, mantıksız olmadı bu yani. Bu zaten var. Ha, İzmirli olduğunu belli etmek için konuşmadan yapılabilir. Şirketimiz bu hafta %50 büyüdü. Da boyoz, CEO. Sen benimkini beğenmedin, onu da geri alıyorsun. Beğendim, daha ne bulabiliriz diye düşünüyorum. Görüp arttırıyor. Herkesinkini geri alacak, en iyisini kendi yapacak çünkü. Herkesinkini kendi alacak mı? Herkesinkini kendi yapacak çünkü kapçıkar. İyice alıştın sen. Alıştım be. Arkadaşlar. Ne var? Şu an bir mail geldi. Oha, su oyuncu. Şu an bir mail geldi, su oyuncuları 2022. Eyvah.
Sizi çağırıyorlar. Merhaba Geek Yapar ailesi. Dedeler sofrasında çokça adı geçen Suo'nun yönetim kurulu olarak içerlemelerinizi duyduk ve öncelikle kendimizin, sonrasında ise bizden öncekilerin işlediği kusuru düzeltme kararı aldık. Güzel. Uzun süredir aklımızda olan mezunlara ulaşma fikri sizin videonuz ile kamçılandı ve hızla harekete geçtik. Öncelikle bildiğiniz gibi uzunca bir online eğitim periyodu geçirdik. Geçtiğimiz sonbahar döneminde ise fiziksel eğitime geçiş yaptık. Ancak kulüp olarak eski dinamikleri yeniden oturtmak biraz zamanımızı aldı. Okul hiç yardımcı olmadı gerçekten. Evet, bizim zamanımızda da böyleydi. Dolayısıyla sizinle hemen iletişime geçemedik. Şu an yarı yıl tatilindeyiz ve Şubat sonuna kadar da tatilde olacağız. Bu süreçte sizi varlığımızdan haberdar edelim istedik. Gelecek dönem ve sonrası için sizlerle etkinlikler planlamayı çok isteriz. Mümkünse fiziksel etkinlikler, çünkü anlayabileceğiniz gibi online'dan hepimize gına geldi. Elleyecekler. Planlamak istediğimiz tüm etkinlikler ve projeler için çok heyecanlı ve bekleyemez haldeyiz. Bu süreçte sormak, öğrenmek, kurcalamak, söylemek istediğiniz herhangi bir şey olursa kulüp mailine veya iletişimden sorumlu olan bizlerin maillerine, bunların adlarını söylemeyeyim, her zaman yazabilirsiniz. Sevgilerle Suo. O 1 2 3 Suo yazıyor sonunda da. Çok teşekkürler. Ben gidiyorum. Bugüne kadar mı beklediniz ulan? yazık ayıptır. Mayıs'ta olabilir ben gelince belki. Şöyle onlara ben bir oyun yapayım. 6 saat. Evet. Burada oyun oyna bitmez. İki eski Suo oyuncusu, bir eski Suo yönetmeni, bir eski Suo seyircisi var. Evet, helal olsun. Vay be. Her oyununu izlemiştir Suo'nun. Bir tanesinde en önden izliyordu. Elektriklerin gittiği Atatürk Fen Lisesi'nde oynadığımız Windsor. Evet. İş krizine girmiştik Barış'la karşılık. Windsor'un şen kadınları. Aynen. O sahnede gülüyor, ben seyirci tarafında gülüyorum. Kriz geçiriyoruz. O zaman tanışıyor muyuz? Tanışmıyorduk değil mi hala? Yeni tanışmıştık. Bu vesilelerle tanışmıştık yani. Ciddiyet var. Yani böyle şey değildi hani, Barış Bey gibiydik yani. Ödemiyorduk. Şaka maka, bu 15 sene önceye tekabül ediyor. Vay anasına be. 15 tabii 2007. Tabii 2007. Windsor 2007 mi? Windsor 2007. Yani 2006-2000. Hayır. 2006-2007 şey. Gözkap. Doğru. 2007-2008. Windsor. O zaman 2008'di. Ve falan yani. Olabilir. Ama Gözkapı'da o zaman tanışmıştık. O zaman tanışmıştık. Ömer Cancığımı izleyip hayran olduğum günler. Ah bebişim. Bana sonra rol teklif etti. Ve oynadık bir oyun. Şey mi oynadın? Hani Zeus'un Z'si. Tabii Zeus'un 4 Z'si. Defa, 4 defa izledim Gözkap. Ömer Can gibi oynadığını görmedim bu arada. Aynen. Benim kadar... Ah Yıldızlar da Kayar diye bir film durmaz var. Yerinde. Şu an. Diye bir şarkı var. Öyle mi? Filmi gördüm. Yıldızlar da kayar, durmaz yerinde. Tadından mı bırakıyoruz? Tadında bırakalım. Tadında bırakalım. Rıza çıktı. Evet. Yemek geldi. Yemek o zaman bugün neyle bitiyor? Nasıl bitiyor? Yüksek bir yer. Böyle bitmez. Nasıl bitirelim? Lamba da Ya koskoca adamlar yakışıyor mu abi bu? Çok rezil olduk bu hafta, evet.